Bu devlet kurulurken ve kurtuluşurken tabii ilk meclis döneminde özellikle bu topraklarda kimler var ise, hangi dillerden, hangi dinlerden, hangi milliyetlerden insanlar varsa hepsini kucaklayan bir yapıya sahip idi. Ancak ne yazık ki sonrası yıllarda, devam eden yıllarda bu yapı bozuldu. Bu kucaklama, birlikte olma, beraber olma, kaderde, kımaçta, tasada bir ve beraber olma, bu topraklarda yaşıyor olmanın ortak özelliği bozuldu. Onun yerini Türk ve Müslüman zemini aldı. Onun dışında kalan kesimler, Kürtler, Araplar, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler, kim varsa artık milliyet adı anlamında onlar ve inançsal anlamda Aleviler, Hristiyanlar, Yahudiler, başka dinden olanlar ya da olmayanlar. Onlar devlet yapılanmasının dışına çıkartıldılar, yok sayıldılar ve o yok sayılma, bu ötekileştirilme o günden bugüne ne yazık ki devam ede geliyor. Bu ötekileştirilenler yok sayılmanın ötesinde zaman zaman ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve yaşam hakkı anlamında da oldukça zor yıllar, günler, aylar ve olaylar yaşaya geldiler. Bu ötekileştirme yer yer katliamlara varan, yer yer devlet yapılanmasının dışına çıkartılan pozisyonları yaşadı ne yazık ki bu topraklar. Geldiğimiz şu dünyada, dünyanın bu küreselleşme denilen bu garip döneminde demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, eşit yurttaş olma özelliğinin tartışılır, konuşulur, kabullenilir, hatta yaşanabilir olduğu, olabildiği kadar elbette bir dönemde bile Türkiye'de ne yazık ki bunu başarabilmiş değiliz. Genel anlamıyla diyebileceğim Türkiye'nin toplamına ilişkin bir ötekileştirme böyle süre geldi. Ama şahsıma ilişkin ise şu deneyimlere sahibim. Ben bir edebiyatçıyım, eski bir öğretmenim, eğitimciyim ve edebiyatçıyım. Öykü yazarıyım. Ankara'da öykü etkinlikleri, kültür sanat etkinlikleri, TÜYAP etkinliklerinin dışında öykü özelinde öykü günleri düzenlendi, düzenleniyordu uzun yıllar. Ankara'da öykü yazarları denildiği zaman herhalde sayılabilecek önde gelen yazarlardan biri olmama karşın, ben biliyorum, onlar da biliyorlar, Alevi olduğum için o etkinliklerden uzak tutuldum. İşin garibi, bu etkinliklerde imza gününe çağrılan, panele çağrılan, imzaya çağrılan, söyleşiye çağrılan birçok yazar arkadaşlarımın da belli bir kesimi, dostlarım elbette hariç, ya bu kentte bir de Ali Balkız diye bir öykücü var, o niye yok bu aralarda, aramızda niye değil gibi bir soruları da sormadılar ne yazık ki. Diğer bir ötekileştirme, 12 Eylül başlı başına bir olgudur ve olaydır. Ben sosyalist bir insanım, devrimci bir insanım her şeyden önce. Bütün dinlere, dillere, insana eşit mesafeden bakan, herkesi kucaklamaya çalışan bir yapıya ve bir dile sahibim aynı zamanda. 12 Eylülcüler, faşistler, junta ve juntanın işkencecileri bu ülkede eline geçirdikleri herkesi dövdüler. Ama Sünnilere bir tokat attılar. Tokatla tarif edelim. Onlara bir tokat attılar. Alevilere iki tokat attılar. Alevi ve Kürt olanlara da üç tokat attılar. Böyle bir kategorileri, böyle bir ölçüleri vardı. Böyle bir ötekileştirmeye uğradığımı da, dayak atarken bile insanları ayrıştıran, cezalandırırken de insanları ayrıştıran bu topraklarda yaşadık ne yazık ki. Geldiğimiz son süreçte Gazi Cemevi'nde İbrahim Koçak denilen adındaki müzisyen arkadaşımızın cenazesine yapılan saygısızlık, Cemevi'ne yapan bir saygısızlık, bütün bir inanan kesimlerin hepsine yapılan ortak bir saldırıdır.
cami neyse, havra neyse, kilise neyse, cemevi de odur. Onlar kadar değerlidir, onlar kadar saygıya, sevgiye değer bir yapıdır. Onun içine gaz bombasının atılması, cenazenin, cenaze sahiplerinin elinden baskıyla, zorla satın alınması, bu topraklarda yaşadığımız, ki daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı Ankara'da, çok iyi hatırlıyorum, ayrımcılığın, ötekileştirmenin son örneklerinden biridir. Bu böyle. Ama bütün bunların karşısında biz ezilenler, biz yok sayılanlar, biz ötekileştirilenler, biz hak ve kimlik sahibi, söz sahibi, dil sahibi, onur sahibi, yaşam sahibi olmak isteyen her kesimden insanlarımızın birlikte, bir arada, ortak zeminlerde, ortak platformlarda, ortak eylem çizgileri, çerçeveleri ve ortak amaçlar çerçevesinde mücadele etmek gibi bir görevimiz, acil bir görevimiz var. Kaçınılmaz bir görevdir. Bunu zaman zaman başarabiliyoruz. Başarabildiğimiz ölçüde de mevzi, nispi başarılar elde edebiliyoruz. Bu bize örnektir ve yolumuzu bu gösteriyor. Teşekkür ederim.